Yani şu an buranın en ünlü restoranlarından ve en kalın restoranlarından olan İmam Çağdaş'a geldik. Pardon, ben kız kıvırdığını bilmiyordum. Murat'a kadar kaptırdım. İmam Çağdaş'ın özellikle Ali Nazi'yi olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ondan söyledik, bir de patlıcan kebabı var. Belki eğer üstüne olursa da birer tane Çağdaş'ın baklavasından yiyeceğiz ama bilmiyorum yiyebileceğiz mi. Artık yemekten yorulduk ama denemekte zorundayız. Onun için de biz geldik ya. Evet, bütün lezzetleri size göstermek için vallahi yedikçe yiyoruz. Sadece sizin için yiyoruz. Ben yemekten yoruldum ama yapacak bir şey yok. Yemeğe devam. Abi doysan bile yeriz. İsmail abiye dedik ki karnımız aç değil çok fazla. Dedik her şeyi deneyeceğiz. Yani dışarıda denedik. 5 öğün yedik bugün. Bu 6. öğünümüz. İsmail abi dedik. İsmail abi sakin ol. İsmail abinin sakin hali buysa. Evet, Ali Nazi'miz geldi. Bunlar tadımlık Ali Nazikler. Burada yarım porsiyon patlıcan kebabı var. Onu ben hazırlayacağım şimdi. Düşünün ki yarım porsiyonu buysa, tam porsiyonu nasıl oluyor merak ediyorum. Şunu yiyecek bende mide kalmadı ama bence bir doğunca ben midemi de bildiğim için bugün zorlayacağım kendimi. Bugün değil, 4 gün almadan 4 gün bitmez. 6 gün aynen. Buna tebe yakışır olan, yakışan 4 kilo alıp öyle gitmek. Abi şundan yiyeyim dedim. Vallahi anasını gözümü yaptım. Yandım yaptım. Bu özel, buraya özel özellikle peynirli ekmek diyor. Şöyle bir deneyebiliriz. Ben neye benzettim? Bu şeye benzettim. Sarımsaklı pizza yapıyorduk. Buna benzettim. Efsane. İyi yapayım. Bu da buna özel kaşık. Şöyle söyleyeyim, kaşık yaklaşık 1 kilo. Yani şunu alınca hiç ağırlık hissetmiyorum çünkü kaşık o kadar ağır ki. Yemesi, içmesi kolay yaptım. Aynen. Has gibi. Ben bununla banyo bile yaparım. İsmail GCR'e yazarsanız takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi bu nasıl yeniliyor? O altına gelip onun da patlıcan var. Oo. Bugün patlıcana doyuyor.
Bak o kadar yemek yedim. Ama böyle bir tat şey almadı yani. Gelmedi ağzım. İmam Çağdaş özellikle Ali Nazik'te bir numara burada. Gelirseniz falan almış ya. Evet aynen. Ali Nazik'te ödül almış. Kesinlikle gelirseniz pahalı da olsa, güçse de gitse de deneyin yani. Efsane. Ben şu etinden yiyeceğim. Bu Ali Nazik'te şu patlıcan. Patlıcan üstüne böyle oturtuyorlar. Ağzımdaki tatları sayıyorum. Közlenmiş patlıcan. Yoğurt ama ekşi yoğurt. Üstüne etin tadı ama ette de böyle baharatlar var. Çok güzel. Üçü birlikte birleşince hani muazzam bir şey çıkmış ortaya. Yani bayağı iyi. Bu da bayağı iyi. Bu da bayağı iyi. Bu da bayağı iyi. Her şey bayağı iyi. Anladım da öyle. Şeyi, Gaziantep'i şöyle bitireceğiz. Yani kilo ile bitireceğiz ama böyle bir daha gelelim ya buraya mantığıyla bitireceğiz yani. Şu an yedik, içtik. Normalde midenizin %60-70'i dolduğu zaman masadan kalkın derler. Ama şu an midemin %99.9'unun dolduğunu hissediyorum. Buraya kadar gelmiştir yani. Benim bir numaram Ali Nazik'ti. O ekşiliğiyle o etin tadı hala damağımda hissediyorum. Murat'ın bir numarası... Patlıcan kebabı da. Patlıcan kebabı da. 10 üzerinden 9.9 yani. Evet, Ali Nazik'te 10 üzerinden 10 o zaman. Evet, bir de fiyatları görelim şimdi. Tabii ki... Normalde Antep'te tabii pahalı diyoruz bazı yerler ama gerçekten Antep yemek olarak ucuz bir yer. Özellikle diğer yerleri karşılaştığımız zaman. Şimdi fiyatları görüyoruz. Böyle karikatta görüyoruz. Evet, bir Ali Nazik'in fiyatı 290 TL. Ali Nazik 290. Aynı zamanda patlıcan kebabı da 290 TL diye geçiyor. Tabii bizim masa biraz donatıldı. Aradaki şeyler ne kadar biliyoruz. Hesabı ödediğimiz zaman onu size göstereceğiz. Şöyle başka menüden bakıyoruz. Adana kebap 265 TL diyor. Fiyatlar dediğim gibi aşağı yukarı kebapların fiyatı 260-215 ile 290-300 TL arası diyelim. Yani turistik bir yer için bence çok iyi. Özellikle Antalya gibi yerlerde tabii ya. Bunu yani 1000 TL'den aşağı yiyebileceğiz tabii. Bir de bunun yani listemesi atlatılı bir yer. Lezzet olarak da böyle bu arada çok da. Ve sunum da var yani. Hem sunum. Mesajını sabah sunum yap yani gidip de. Suratına kurulan kurulan bir isim yazıyorlar burada. Ciddi bir iş yapmaya çalışıyorlar. Medo gibi suratlar yani. Yani onlara da bir şey demiyorum. Onlar şov yapıyor. Bu adamlar mesleğin şovunu yapıyor diye. Bu açıdan güzel yani. Tadı zamanımızda kaldı. Sunumu da gayet enfesli. Evet, fiyatımız da böyle geldi. Toplam 532 lira. Şöyle fiyatları gösterelim. Biz normalde yarımşar yedik böyle. Ayran 20 TL, o kadar. Ayran kaç? 600 miligram falan var mı? Yani bir litreden fazla. Bir litreden fazla. Bir litreden fazla mı? Bir tane ayran. Yani bir tane. Yani 2,5 bardak yemiyorum. Ben var ya nasıl yediğimizi anlayamadım. Midem şu anda şişti yani. Diyorum ki otele oturup pek yok. Bir saat yürümemiz lazım bizim ki kendimize gelelim yani. Ağzını havasını yakarsın. Valla. Abi çok sağ ol. Görüşmek üzere. Murat gazık dedik daha ucuz çıktı o öyle. Harbiden. Çok ama, komik. Ama bizim özel yani. Evet tamam. Abi çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bir soru bir şeyin olursa yazabilirsin. Elimizden geldiği kadar. Teşekkür ederim.